Evet arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Honda Civic 1.4 IS, biliyorsunuz bu aracı motoru yaptık. Beklenen gün geldi. Hepiniz bu aracın test videosunu merak ediyordunuz. Farları kapatabilirsin aga. Hepiniz bu aracın test videosunu merak ediyordunuz. Şimdi o test videosunu çekeceğiz. Kapısı da açabiliriz. Kerim kardeşim benim. Hoş geldin. Şimdi arkadaşlar, motorumuz bu. Aracımız hemen hemen bir hafta 10 gündür geziyor. Ve motorumuz bu. Gördüğünüz gibi motorumuzun üzerine videolarda, daha önceki videolarda görüyordunuz, yazılarımız yoktu. Honda yazımız ve çok merak edilen yağ kapağımız. Çok merak edilen yağ kapağımız ve yağ kapağımızla tamam arkadaşlar. Artık üzerinde ağaçtan takuzu yok. Yani o güzel bir kapaktı. Biz onu ayırdık burada. Vitrinimize koyacağız. İsterseniz hemen o kapağı da gösterelim size. Evet Kerim kardeşim, getir kapağı abi. Bizim emektar. Arkadaşlar bu da biliyorsunuz bu aracın daha önceki kapağı. Şimdi bu kapağımızı iptal ettik. Güzel bir kapak aldık. Bu kapağımızı da ayırıyoruz. Ne olur ne olmaz. Vitrinimize koyalım. Belki düşer, kırılır, mırılır. Tekrar kullanırız. Ama emektar abi 1000 kilometre idare etti yani. He? 1000 kilometre boyunca idare etti yani. Yani bak 1000 kilometre boyunca. Ama ben onu videoda da söyledim biliyor musun? Dedim ki hani pratik zeka. Herkesin aklına bir anda gelmez. Ne yapacaksın? Yani. Hemen bir şey düşüneceksin, uyduracaksın. Yoksa oradan yağ atıyor. Gelemiyorsun yani. Aynen. Hem motor pisleniyor, hem de yağ eksiliyordu zaten. Araba biliyorum, yağ yapıyordu sana biliyorum gelmeden önce. Yani ben de yağ eklerken kapak düştü, kırıldı falan. Ben de hemen yol kenarından bir yerden ağacı kestim. Ne yapayım, ne yapayım? Buradan bıçakla biraz şey yaptım. Sonra onu diş açtım böyle. İyice güzelce sıkıştırdım. Bayağı da idare etti yani. Yani abi. İşte mantık. Hemen düşünmek, işini görmek önemli olan. Yani bu arkadaşlara da şey olsun yani, tecrübe olsun. Tabii tecrübe olsun. Herkes böyle bir şey başına gelirse ama ustam, bir şeyler düşün. Sen işsiz kalacaksın bugün işte. Niçin? Bilmiyorum da hani işçiliğine, videolarına, şununla bununla, ben sana gelmeden önce baktım ama böyle sağlam motor yaparsan sen bundan sonra çok işsiz kalırsın. Arabalar arıza yapmayacak. Aynen, diyorsun da. Yapmayacak. Olur olur abi. Rızkı veren Allah, işimiz her zaman olur. Aynen. Allah'ın izniyle. Arabaları biz güzel yapalım diyelim. Aynen aynen. Şimdi abi biz bununla çıkalım teste. Sen istersen arabayı bir caddeye al, ben de dükkanın kapılarını kapayım. Tamam. Yaz, sen de hemen kapı mandalına saldırıyorsun yani. Kerim bir gaz ver bakayım. Tamam. Tamam. Geliyorum. Evet. Gideceğiz mi size? Evet Kerim'im, geçelim. Geçelim abi, buyur. Kokpit senin. Evet arkadaşlar, testimize çıktık. Kerim'im, kardeşim kilometreyi falan da alırsın. Arkadaşlar görsünler.
şu ışıkları ışıkları geçelim böyle. Zaten fazla dolaşmamıza gerek yok. Test videosu diye çekiyoruz. Aracımız bir tur atar. Ufaktan geliriz. Zaten hemen hemen 10 gündür sen kullanıyorsun Kerim. Evet abi. Allah razı olsun abi. Ellerime kullarına sağlık. Dört dörtlük olmuş araba. Güzel inşallah. Arkadaşlara da buradan ısrarla tavsiye ediyorum. Evet. Çevre yoluna da çıkalım mı? Patron sensin abi. Diyorsun. Ufaktan bir tur atar geliriz. Arkadaşlar sormayacak mısın? Bir sefer sigara yok elimde diye. Sigara cebimde daha yakmadık. Hatırlattın ama. Aynen. Sen çek misin? Yakayım ben. Yalnız abi normalde ben bu muavin koltuğunda oturduğum zaman böyle ayaklarımı direrim biliyor musun? Ama direksiyonda sen olduğun zaman o kadar rahatım ki. Yani sanki arabayı ben kullanıyorum. Allah razı olsun kardeşim. Baba hala hızlanmadık. Hızlanmak mı istiyorsun oğlum? Hız felaket. Yeşil ya, tabelayı gördüğün zaman hızlanacağız birazdan demektir yani. Hız yapmayalım ya. Hız kötü bir şey.
araba lakabının hakkını veriyor mu abi? He? Lakabının hakkını veriyor mu abi? Yok ya. Deli kavuk. Araba güzel olmuş. Baba her yerde niye böyle polis bekliyor? Geçiş vardır oğlum. Ne geçişi? Nasıl olmuş araba? Ha? Ben yoktum ki o zaman. Güzel olmuş mu? Ha? Güzel olmuş mu? Güzel olmuş da ben o zaman yoktum. Problem yok. Maşallah bir kere saat gibi müraklenmesi de çok güzel. Ne de olsa altında senin imzan var abi yani. Auto gaz.
Evet arkadaşlar, dükkanımıza da yaklaştık. Gelmek üzereyiz. Maşallah bir kere makine saati. Eline sağlık abi. Güzel. Burada Enes Usta'nın da emeklerine sağlık, ellerine sağlık. İnşallah. Teşekkür ederim ikinize de abi. Allah razı olsun. Gel buraya. Çok güzel. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Aracımız bu arkadaşlar. Makine çok güzel olmuş. Yol yaptık şimdi. Yolda denedik. Gidişim gidişi gayet güzel. Herhangi bir problemimiz yok. Kardeşim, hayırlı olsun diyorum sana. Razı olsun abi, sağ ol. Çekmeyin ha. Evet. Arkadaşlar, makine saat gibi. Herhangi bir problemi yok maşallah Türkiye'de. Yolda falan da çok güzel gidişi, performansı. Zaten Kerim kardeşim bunu yaklaşık bir 10 gündür falan kullanıyor. Aracı teslim etmiştik kendisine, kullanıyordu. Geldi, rodaj zamanları biliyorsunuz. Geldi, bir yola da çıktık, bir baktık nasıl gidiyor, nedir ne değildir. Araç gayet sağlıklı durumda, güzel durumda. Yağ kapağı da yakıyor ama Kerim. Aynen abi. Hayırlısı olsun diyorum kardeşim sana. Güle güle kurye diyorum abi. Gel gel gel. Gel. Bir şey var. Bu manyak ya. Arkadaşlar, ben kutlama buradan teşekkür ederim. Yani Allah razı olsun diyorum yani. Gerçekten güzel bir işçilikle, güzel bir güzel bir şekilde topladın arabamı. Yani öncekine nazaran arabamda eser yok yani. Güle güle kullanmış. Önceden araba benim sırtımda gidiyordu. Şimdi arabaya bindiğimi hissediyorum. Arabaya bindiğimi hissediyorum diyorsun. Aynen. Tamam yaz. Gelebilirsin çabuk. Bunları kapatayım mı? Yok, öyle devam etsin istersen. Yok, kapat.